Türk milletinin başı sağ olsun, hepimizin başı Ya. sağ olsun. 5 askerimiz şehit oldu Tahtanası bölgesinde, 5 askerimiz de yaralı. Neler söylemek istersiniz? Sizin düşüncelerinizi alalım. Öncelikle askerlerimize tabii Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, yakınlarına, bütün silahlı kuvvetlerimize, milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Daha önceki saldırıda olduğu gibi. Şimdi bu gelişmelere doğru teşhis koymamız lazım bizim. Yani Suriye ne yapmak istiyor? Hedefi nedir ve kimden destek veriyor? Türkiye'nin izleyeceği tutumu, politikaları, davranışları doğru teşhis ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Bunun adına doğrusu isterseniz Suriye'nin yaptıklarına salam politikası diyorlar. Yani bir vuracaksınız, 51 hedefin bir kısmını elde edeceksiniz. Bir süre vuracaksınız, birkaç gün, birkaç hafta duruma göre. Sonra bir kere daha vuracaksınız. Böylece adım adım istediğiniz hedefe ulaşacaksınız. Peki. Halep'te de bunu yaptılar. Başka yerlerde de bu kadar bunu yaptılar. Tabii bunu yaparken bir taraftan da Rusya'nın desteğine güveniyorlar. İran'ın da desteğine güveniyorlar. İranlı milisler var bölgede. Onlardan da yararlanıyorlar. Yani şu burada sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. 3 ülke vardı oradan oraya bu konuda da bu bölgeyle ilgili işbirliği yapan komutan Türkiye, Suriye ve Rusya. Pardon, Türkiye, Rusya ve İran. Fakat bu üçünün de stratejik hedefleri farklı. Mesele biraz buradan kaynaklanıyor. Hı. Yani Türkiye, Rusya ve İran arasında hedef birliği yok. Evet. Sayın Öğmen, gerilimin tırmanması, Türkiye ile Suriye'nin gerilimin tırmanması, Sayın Öğmen, bu gerilimin tırmanması, Türkiye ile Suriye'nin karşı karşıya gelmesi kimin için faydalı olacak? Yani belli ki burada Türkiye ile Suriye'yi karşı karşıya getirmekten faydalanacak çok ülkeler var. Bunlardan biri Amerika'dır. İşte şimdiye kadar başından beri Türkiye'yi eleştiren Amerikalılar bu İdlib'de Türkiye ile Rusya'nın arası açılınca, Türkiye ile Suriye karşı karşıya gelince bizi destekler görünüyorlar. Evet. Şimdi İkincisi İsrail. Gerginin azaltılmasından bahsettiniz ama taraflar ilk olarak hangi adımları atmalı? Yani şimdi bir esasına bakmak lazım. Bir de bugünkü durumu nasıl kontrol ederiz ona bakmak lazım. İşin esası demek istenmesin biridir. Yani işin özünde stratejik hedef birliği yok. Yani Rusya tamamen Suriye'yi destekliyor. Türkiye de tamamen Suriye'ye karşı. İran da Suriye'yi destekliyor. Şimdi bu üç ülke yani üç benzemez. Nasıl işbirliği yapacak? Peki. İşte durumu kontrol altına almak için daha fazla hasar olmaması için, ihtilafı sınırlandırmak için, ateşkes sağlamak için geçici ittifaklar yapıyorlar ama neticede bu işi esasını halletmiyor. Yani aslında şunu söylemek istiyorsunuz Sayın Öğmen, İdlib'de kalıcı çözüm için tarafların yan yana gelmesi gerektiğinden bahsediyorsunuz değil mi? Hayır, yan yana gelmek işe yaramıyor. Çünkü hedefler farklı, onu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen. Yani tarafların masaya oturması mutlaka aynı görüşte oldukları anlamına gelmiyor. Farklı görüşte insanlar da masaya oturur. Yani burada hem uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler, Cenevre süreci, bütün büyük devletler bunların hiçbiri başarılı olamadı. Çünkü onların da farklı hedefleri var. Yani onda her birinin farklı bir beklentisi var. Evet. Sıkıntılar buradan kaynaklanıyor. Yani Suriye'de çok devletin çok farklı hedefleri var. Evet. Ve burada bedelini bunun Suriye halkı ödüyor. Ve bizim şehitlerimiz ödüyor. Onun için benim kanaatimce Türkiye'nin Cumhuriyet'in fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Yani Cumhuriyet'in kuruluşunda bu bölgeyle ilişkilerimizde nasıl politikaları izlediysek onu yapmak lazım. Bir de Suriye ile doğrudan doğruya masaya oturup onların bu gibi Türkiye'ye çok zarar verecek eylemlerde bulunmasını engellemek lazım. Peki kalıcı çözüm için hangi adımlar atılmalı öncelikli olarak? Başından söyledik yani Adana mutabakatını göz ardı etmemek lazımdı başından itibaren. Oturup o çerçevede masaya oturacaksınız.
Suriye'ye de anlayacağı dilden konuşsak ki biz nasıl yaptık bunu geçmişte? Öcalan'ın iadesini nasıl sağladık? Suriye'yle aynı görüşte miydik? Evet. Ama Suriye'ye öyle bir anlayacağı dilden mesaj verdik ki mecbur oldular. Öcalan'ı iade etmeye ve kamplarını kapatmaya. Evet. PKK kamplarını. Bunu evet. sağlayacaksınız. Yoksa yani biz Suriye'yle böyle birbirimize çiçek vererek çözmedik bu işi. Türkiye'nin ağırlığını koyarak çözdük. Sayın Öymen, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır, teşekkür ederim. Peki. Katıldığınız için biz teşekkür ederiz efendim. Emekli Büyükelçi Sayın Onur Öymen, sevgili izleyiciler, bu acı tablonun ardından yaşananlarla ilgili gelişmeleri bize, düşüncelerini aktardı. Biz de sizlere